Yani Nagihan'la bizim ilk tanışmamız aslında gıyaben bir tanışmaydı. O zaman Demokratik Modernite dergisindeki bir yazısını okumuştum. Gazetedeki bir yazısını okumuştum. Dili anlattıkları çok ilgimi çekmişti. Ondan bir süre sonra jinoloji dersi vermeye gittiğimiz bir akademide karşılaştık. O da akademide dersi dinlemeye gelmişti. Derse çok ilgiliydi. Sürekli sorular soruyordu. Aralarda tartışmalarda yani jinolojiyi merak ediyordu. İlk tanışmamız böyle oldu. Daha sonra o yazıyı yazan kişiyle akademide tartıştığımız kişinin aynı kişi olduğunu öğrendiğimde ben de çok şaşırdım, mutlu oldum. Bir süre sonra jinoloji çalışmalarına dahil oldu. Yani 2014'ün sonundan itibaren birlikte çalıştık. Yani şehadet anına kadarki süreçte jinoloji akademisi çalışmalarında birlikte çalıştık. Tabii gerçekten de dolu dolu bir süreçti. Yani her anı emekle, duyguyla, düşünceyle, yoldaşlık bağıyla, arkadaşlık bağıyla yürütülen bir süreçti. Yani benle Nagihan aslında birbirimizden çok farklı özelliklere sahiptik. Belki yani bu kadar farklı özelliklere sahip insanlar iyi anlaşamayabilirlerdi de ama Heval Nagihan'ın çok güzel özellikleri vardı. Yani arkadaşlıkları çok derindi. O anlamda bizim aramızda o kadar güçlü bir arkadaşlık bağının oluşmasında onun emeği benimkinden daha fazladır. Çünkü yani hiçbir şey sıradan olmasını istemezdi. Hiçbir şeyin başarısız olmasını istemezdi. Bir yerde bir tıkanma gördüğünde, bir eksiklik gördüğünde onu çözmek için canla başla çalışırdı, uğraşırdı. Yani sıradan yaklaşmazdı hiçbir şeye. O anlamda jinoloji çalışmalarının bu düzeyde gelişmesinde en belirleyici arkadaş olduğunu söyleyebilirim. Çünkü her anında büyük bir emekle, cesaretle, çabayla, üreterek ön açıcı oldu. Yani hepimiz için ön açıcı oldu. Olmayacağını, yapamayacağını düşündüğümüz şeylerde hep o nasıl olabileceğine dair fikir üretti. Sadece fikir üretmekle de kalmadı, emek de harcadı. Yani onun için bir şeyi göze alması gerekiyorsa, kavgayı göze alması gerekiyorsa onu da yaptı. Yani o anlamda Nagihan'ın birey olarak bana da, jinoloji akademisindeki diğer arkadaşlarıma da, jinoloji çalışmalarına da, Kürdistan Kadın Özgürlük Hareketi'ne de katkıları çok büyük. Aslında Nagihan'ın şöyle bir özelliği vardı. Hangi işte olsa gerçekten hani ona dört elle sarılan bir gerçekliği vardı. Daha önce basın çalışmalarında da biraz öyleydi. Yani özgür basın çalışmalarında da özellikle bir kadın dili oluşturmak, kadın hikayelerini işlemek, kadınların düşüncelerini yaymak için özgün bir çaba harcıyordu. Aslında jinolojiyle bu biraz taçlanmış oldu. Yani kendi kişisel devrimci arayışıyla jinolojide ürettiklerini birleştirebildi. Yani jinolojiyi bir iş olarak görmedi esas da. Hep kendi yapmak istedikleriyle bağını görerek o nedenle ilk yani jinoloji çalışmalarında yer almaya başladığında basın çalışmalarında yer alan arkadaşlar biraz sitem de ettiler. Yani onun o alanda da başarılı bir şeyi vardı. Yani başarılı bir gazeteciydi. Ama birleştirdi yani hemen hemen her dergiye, her televizyon kanalına, her gazeteye bir şekilde o şeyi aktardı. Yani jinoloji çalışmaları onun için kendi kişisel arayışları, yaşadığı zorlanmalar, tıkanmalar, yapmak istedikleri, hedefledikleriyle yani önce kendisinde bazı şeyleri çözerek, yani Nagihan'da bu çok güçlüydü. Yani birine bir şey söylerken onu önce kendisinde sınardı, kendisinde sonuç alarak, deneyimleyerek aktarırdı. O nedenle de yani gittiği her yerde, yaptığı her çalışmada, eğitim verdiği her yerde, yazdığı her yazıda siz hep ondan bir parça bulurdunuz. Yani asla yabancı değildi. İçinden gelmese, gerçekten ikna olmasa, hissetmese yapmazdı yani. Ve o konuda kendisini muazzam zorlayan, disipline eden bir yanı vardı. Yani jinoloji çalışmalarının şöyle bir özelliği var. Aslında kadınla, yaşamla ilgili her alanla bir bağı var.
O nedenle de aslında zengin yöntemlerle, zengin düşüncelerle birçok şey üretebileceğimiz bir alandı. Bu da Nagihan'ın karakterine çok uygundu. O nedenle birçok çalışma yaptık birlikte. Yani birlikte Şengal'e gittik. Özellikle de Şengal'de işte katliam sonrası, direniş sonrası kadın izlerini bulmak. O zaman mesela hatırlıyorum ilk tartışmamız şöyleydi. Gerçekten Şengal niye hedef oldu? Yani Şengal'ın sadece öyle stratejik, jeopolitik konumuyla ilgili bir şey değil. Yani burada saklı olan nedir? Yani burada bu devletlerin erkek egemenliğinin hedef aldığı şey nedir? Bu daha çok onun çok heyecan duyduğu bir konuydu. Yani diyordu orada saklı hakikat ne ki bu kadar hedef oldu? Orada bir süre birlikte çalışma yürüttük. 4-5 sefer de gittik, kaldık. Annelerle röportajlar yaptık, yaşlılarla yaptık, resimler çektik. Mesela çok onda çok büyük bir heyecan uyandırıyordu. Yani her bir diyelim ki bilgiyi topladığında kadına dair, kadınların tarihine dair, ezdilik inancında doğal topluma dair her izi yakaladığında çok heyecanlanırdı. Oradaki her taş, her toprak, yani her şeyden çok büyük bir heyecan duydu. Daha sonra Afrin'e gitti. Yani Afrin'deki çalışması da öyleydi. Afrin'deki kökleri araştırdı, o konuda bir yazı yazdı. Özellikle de Afrin işgalinin döneminde işte Afrin gerçekliğine jeolojik bakış ismiyle onu bir dosya haline getirdi. Yani Afrin isminden tutalım oradaki tarihi kültürel yerlere hepsini tek tek dolaştı, tek tek dokundu. İşte Nuri Dersmi'nin mesela mezarına gitmişti, resimleri de var. Çok büyük heyecan duymuştu bir Dersimli devrimcinin Afrin topraklarında olmasını. Mesela Afrin'deki çalışmada yani çok büyük bir heyecan duyarak yaptı. Yani dediğim gibi hiçbir sözü, hiçbir simgeyi, sembolü kaçırmadı. Hatta Afrin'de bir kadın dili olduğunu öğrenmişti. Yani Afrin'de Ruto diye bir köy var. O köyde kadınlar kendi içlerinde bir özel dil konuşuyorlardı. Sadece kadınların bildiği. Mesela çok heyecan duymuştu, gitmişti. O annelerin ses kayıtlarını almıştı. Yani bunun gibi birçok şey vardı. Yani bir yana araştırma, eğitim çalışmaları hakeza öyle. Yani Nagihan Rojava Kürdistan'ında, Başure Kürdistan'da, Mahmur'da, Bakure Kürdistan'da birçok jeoloji eğitimlerini de gerçekleştirdi. Avrupa'ya dönük, Latin Amerika'ya dönük eğitim çalışmalarını yürüttü. Bazıları online, bazıları birebir. Mesela o eğitimlerde de kadınların yaşamlarına dokunmayı esas aldı. Yani sadece öyle bilgi aktaran işte diyelim ki soyut şeyler değildi. Yani kadınların yaşamına dokunurdu. O nedenle de onun jeoloji dersi verdiği her yerde yani insanlar yaşamlarında bir değişim hissederlerdi. Bir başka bakış açısıyla bakmayı çalışırlardı. Yani kendilerini kalıplara sokmadan gerçekliklerini çözümlemeyi sağladı. Yani o anlamda eğitim dili yöntemi de çok zengindi ve çok etkileyiciydi yani. Etkilerdi insanları. Bir de yani kurduğu hiçbir bağı terk etmezdi. Yani mesela Afrin'e gittiğinde bir ezide anne vardı. Yani neredeyse 4-5 yıldır o anne kendisini Nagihan'ın manevi annesi ilan etti. Ve her sabah ona bir gül gönderirdi. Hala da yani şehadetine kadar da o bağı koparmadı. Yani onun gibi bir sürü böyle şeyleri vardı, bağları vardı. Yani birlikte kısa bir anı bile paylaştığı insanları süreklileştirirdi ilişkilerini. O anlamda çok güçlü bağlar kurardı. Düşünsel, kuramsal anlamda da Nagihan'ın jeolojiye kattığı çok fazla şey var. Çünkü o her zaman biraz farklı bakmayı salık verirdi. Yani herkesin baktığı gibi bakmamak, başka yönlerini görebilmek, yaşamsal kılmak. Yani bu yönleriyle jeoloji çalışmasının hedeflerini, projelerini de etkiledi. Yine işte Jinvar projesinin oluşum süreci vardı. Onda da yine yani Nagihan'ın çok büyük bir etkisi var. Nagihan Kobani'ye gitmişti bir eğitim çalışması yapmaya. Orada işte bir kadına dair trajik bir hikaye duymuştu. Çok öfkelenmişti. Yani kadınların başka bir yani Reverapo'nun projesi olan bir kadın şehri, kadın köyünün aslında onu çözebileceğine dair bir hisle
gelip bizlerle paylaştı. Yani bir belki o proje yani Kürdistan Kadın Özgürlük Hareketi'nin gündemindeydi ama bir olay onu çok etkiledi ve dedi ki biz buna biz çözüm bulmalıyız. Başta biz mesela çok cesaretle edemedik bunu nasıl yapacağız? Savaş koşulları olan bir yerde bir yaşam alanı kurabilir miyiz? Buna maddi ve manevi olarak gücümüz yeter mi? Ama o bu konuda çok kararlıydı, çok ısrarlıydı ve herkesi de motive etti. Mevcut kadın kurumlarıyla da görüştü. Birlikte yani neredeyse Rojava'da köy köy dolaşıp hangi alan uygundur, nerede daha hızlı yapabiliriz. İki aya yakın mesela belki Rojava'daki tüm köyleri dolaştı, uygun bir yer neresi olabilir? En son birlikte yani Kadın Hareketi kongreslar içinde yer aldığı bir grupla birlikte kayısı bahçelerinin olduğu bir yeri tespit etmiştik. Orada kadın köyü kuruldu. Yani o anlamda bu projelerin gerçekleşmesindeki payı çok güçlüydü. Andrea Wolf Enstitüsü'nün kurulmasında da büyük bir rol sahibiydi. Çünkü Rojava'ya ilgi duyan gelen çok sayıda enternasyonalist vardı. Yani onlar gelip araştırmalar yapıyorlardı, destek ilgilerini, işte desteklerini devrime dair dile getiriyorlardı ama bir örgütlenmeye, kurumlaşmaya kavuşmamıştı. Bunda da Nagihan'ın gerçekten belirleyici bir payı var. Yani neredeyse birebir ilgilenerek, onlarla bağ kurarak, yani hatırlıyorum iki tane enternasyonalist kadın, biri Alman, biri Katalandı. Jinoloji merkezine gelmişlerdi. Kadın hareketini tanımak istiyorlardı. Neredeyse 10-15 gün iki kişiydi ama birlikte ders verdik. Hatta ben dedim işte iki kişi için bu kadar zaman ayırmak yoktu. Çok değerli. Yani çok değerli. Bunu yapmamız gerekiyor. Ve gerçekten de o emeklerin hepsi sonuç aldı. Yani Andrea Wolf Enstitüsü'nün kurulmasında, gelişmesinde, önüne koyduğu hedeflerde. Yani diyebilirim ki jinolojinin her adımında Nagihan'ın çok belirleyici izleri var. Yine Başvuru Kürdistan'daki çalışmaları da öyle. En son yani kadın kütüphanesi, kadın eserleri kütüphanesi oluşturma çalışması da öyleydi. Yani Kürdistan kadınlarının hafızasını bir yerde toplamaya ihtiyaç olduğunu çok derinden hissediyordu. Ve o projeyi birlikte planladığımızda, bunu başkalarıyla paylaştığımızda yani herkes bunun da çok büyük bir proje olduğunu, altından kalkıp kalkamayacağımızı sormuştu ama o böyle nasıl denir yani, hani bazen fedailik kavramını sadece diyelim ki bir savaştaki ölümle ele alıyoruz ama bazen düşüncenin de fedailiği gerekir, cesareti gerekir. Nagihan biraz öyleydi yani, kendisi erkenden sorumluluk alıp işte bunun için emeğini, çabasını, fizik emeğini, düşünsel emeğini, duygusunu katarak emek harcadı. Yani o anlamda Kadın Eserleri Kütüphanesi, Kürdistan kadın tarihinin yazılması, kadın deneyiminin ifadeye kavuşması ki bunlar da yarım kalmış projeler. Yani bizim sorumluluk alıp tamamlamamız gereken projeler. Mesela bizim hareketimizin, Kürdistan Kadın Özgürlük Hareketi'nin 40 yıllık deneyimini gerçekten dünya kadınlarına taşırmaya ihtiyaç olduğunu bilerek bir projenin içindeydik. Birlikte yazılar yazıyorduk. Dediğim gibi Kadın Eserleri Kütüphanesi için birçok kesimle görüşmeler yaptı. Binasının bile her yani bahçesindeki çiçeğinden sandalyesine kadar toplanacak kitaplardan projesinin yazılmasına kadar bu konuda çaba harcayacak insanların tespitine kadar maddi imkanlarını sağlamaya kadar her aşamasında yani her yani emek, büyük bir emek harcayarak o projeyi de gerçekleştirmeye çalıştı. Yani onun çok hayalleri vardı. Hani en büyük hayallerinden bir tanesi gerçekten de işte Kürdistan'da yani Rebarapo'nun özgür olduğu bir ortamda yaşayabilmekti. Bu konuda da çok inançlıydı. Her zaman diyelim ki gördüğü bir rüyayı ya da böyle iyi bir işareti diyordu, bu Rebarapo'nun özgürlüğüne işaret, yani öyle yorumlamak, öyle ele almak isterdi. Bu konuda bir roman çalışması da vardı. Bilemiyorum, belki daha sonra imkan olursa o tamamlanabilir de. Rebarapo'ya dair bir roman çalışması vardı.
yani şiirleri vardı. O anlamda en büyük hayalinin Reberapo'nun özgürlüğü ve onunla karşılaşmak, aslında jinolojiye dair yaptıklarının onunla konuşabilmek en büyük hayallerinden bir tanesiydi. Dediğim gibi birçok hayali vardı yani, ama sürekli dile getirdiği, en çok heyecan duyduğu konulardan birisi buydu. Yani bir gün bu düşüncelerimizi, yoğunlaşmalarımızı Reberapo ile tartışabileceğimiz, konuşabileceğimiz bir zeminin oluşmasıydı. Nagihan Konya'da köyde büyümüştü. Konya'nın yerel Kürtçesini konuşuyordu. Lehçesi de öyleydi. Öncelikle yani Kurmancı'yı, hem Rojava'da kullanılan Kurmancı'yı öğrenerek başladı. Yani o anlamda bazen işte ailesiyle konuştuğunda bize garip de geliyordu. Yani Konya'nın yerel Kürtçesini hiç unutmadı. Ama dilinin anlaşılır olması için Rojava'ya geldiğinde Rojava'da konuşulan Kürtçeyi öğrenmek için çaba harcadı. Çünkü şu kaygısı vardı, yani biz anlatmak zorundayız. En iyi şekilde anlaşılması için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapmalıyız. Daha sonra Başure Kürdistan'a gittiğinde de aynı şeyi yaptı. Yani belki bir çocuk nasıl oturup okuma yazma öğrenirse Sorancayı öyle öğrendi. Hatta işte mutfağa koyduğumuz bir tahta vardı. Yani orada harfleri öğrendi, çocuk kitapları aldı, çizgi filmler izledi. Soranca filmleri izledi. Yani en son sadece konuşma anlamında değil, yazımsal anlamda da Sorancayı kısa sürede öğrendi. Bunun için kendisini çok zorladı. Yani çünkü amacında netti. Yani onun bir yazısı var. İşte amaç net olursa yöntemini, yani Reberapo'nun sözüdür ama bunu kendi yaşamında hep esas aldı. Nagihan'ın kendi yaşamında kılavuz yaptığı birkaç söz vardı. Her zaman bunları tekrarlardı. Bir tanesi bu, amaçta net olunca yöntemini bulmak. Bir tanesini, bir şeyi nerede kaybettiysen orada aramak ve bulmak. Bu sözler onun için bir yaşam kılavuzu gibiydi. Bir şey olduğunda hep bunları söylerdi ve anlamla yaşamak. Yani 2-3 söz diyebilirim ki hemen hemen her yerde onun karşı karşıya kaldığı sorunlarda ya da diyelim ki bir şey yapmak istediğinde hep üç sözü kendisine kılavuz yapardı. Yani o anlamda Başure Kürdistan'da da kendisini bu konuda çok zorladı. Yani Sorancayı öğrenmek için, oranın kültürünü tanımak için. Mesela Başure Kürdistan'a geçtikten sonra sürekli oradaki sanatçıları dinledi. Yani sürekli Soranca şarkıları dinledi. Oranın edebiyatından edebi eserlerini okudu. Yani o konuda hani o Kürdistan'ın ulusal birlik dediğimiz şey sadece siyasi olarak diyelim ki bir araya gelmekle ilgili bir şey değil. O ruhu hissetmekle ilgili bir şey. Afrin'de öyleydi, Şengal'de öyleydi. Yani çünkü siz ancak o zemine doğru şekilde temas ederseniz orası da kapılarını size açar. Zaten bu kadar diyelim ki sevilmesinde, bu kadar başarılı olmasında o konudaki netlik, yani nereye gitse oranın köklerine kadar tanımak, anlamak, onunla bütünleşmek için çok büyük çaba harcardı yani. Tabii birçok boyutu var bu cinayetin, bu katliamın gerçekleşmesinin. Yani biraz önce anlattığım her şey aslında sebeplerden birini oluşturuyor. Çünkü yani Kürdistan Kadın Özgürlük Hareketi'nin 40 yıllık deneyiminin rafine olmuş, yoğunlaşmış halini temsil ediyor jinoloji. Yani bu anlamda Nagihan da onun gelişmesinde, onun yayılmasında çok büyük rol sahibi. Aslında bu son bir ayda gelişen olaylar da şunu gösteriyor ki gerçekten de Jin Jiyan Azadi sloganında toplanan gerçeklik Kürdistan Kadın Özgürlük Hareketi'nin 40 yıllık mücadelesinin sonucu. Reberapo'nun Kürdistan devrimi kadın devrimi olacak belirlemesinin, dünya kadın devrimini hedeflemesi belirlemesinin, 21. yüzyılın kadın yüzyılı olacağı belirlemesinin, yani belki bunları biz hep söylüyorduk ama bu son Rojlatya Kürdistan'dan başlayıp yayılan hareketle birlikte şimdi bunu çok derinden hissediyoruz. Bu yüzyıl gerçekten kadın özgürlük devrimlerinin yüzyılı. Bu yüzyıl gerçekten de kadın devriminin gerçekleşeceği bir yüzyıl. Ve buna Kürdistan Kadın Özgürlük Hareketi öncülük ediyor. Bunları bu kadar güçlü hissettiğimiz bir dönemde bunu temsil eden, bunun temsilini yaşamında, çalışmasında diyelim ki somutlaştıran bir arkadaşın
hedef olması devlet aklının, erkek egemen aklın bir sonucu. Başka bir sebebi de tabii ki Güney Kürdistan'da Güney Kürdistan yönetiminin esasda Kürdistan Özgürlük Hareketi'ne dönük tutumuyla bağlantılı. Çünkü bu ilk cinayet değil. Yani orada gerçekleşen cinayetler silsilesinin bir devamı. Türkiye MİT'inin, Türk Devleti'nin KDP yönetimiyle oluşturduğu işbirliğinin, yani bir yanı bunun gerillalara dönük saldırıdır. Diğer yanı da siyasetçilere, yurtseverlere, aydınlara yönelen bir saldırıdır. Bu konuda Süleymaniye'de yönetim olan Yeneke yönetiminin de kendi içindeki parçalılığı, iradesizliği diyebiliriz. Yani belki bütün hepsini suçlayamayız ama bir kesim eğer buna olanak ve zemin tanımasa Süleymaniye gibi bir şehirde oranın en diyelim ki korunaklı, her tarafının kameralarla izlendiği bir şehrin ortasında böylesi bir şey gerçekleşmezdi. Tabii Güney Kürdistan'daki çalışmalarının da bunda etkisi var. Yani Nagihan Güney Kürdistan kadınlarını çok etkiledi. Yani dün taziye çadırına gelen insanların dile getirdikleri de var. Yani orası bir yanıyla da kadınların çok umutsuz olduğu bir yer. Bir yanıyla da sürekli kadın katliamlarının olduğu bir yer. Mesela bir çalışma yapılmıştı sanatçı kadınlarla birlikte. Yani oradaki kadınların acılarını dile getiren. Yani Nagihan bu konuda çok yöntem zenginliğini esas alıyordu. Mesela Güney Kürdistan'da siyasete çok fazla güvensizlik var. Ama Süleymaniye bir yanıyla da kendini aydınların, sanatçıların şehri olarak tanımlıyor. Mesela orada jeneroloji çalışmalarını sanatsal çalışmalar üzerinden geliştirme çabası içerisindeydi. Ve kadın sanatıyla, kadın sanatı da kadınların acılarını ve direnişlerini dile getirecek şekilde geliştirmeye çalışıyordu. Bunun da yarattığı etki var. Çünkü özellikle son aylarda da çok güçlü çalışmalar yaptılar. Erkeklere dönük eğitimler yaptılar, kadınlara dönük eğitimler yaptılar. Yani orada daha çok diyelim ki Avrupa merkezli NGO tarzı sivil toplum örgütleri gibi aslında hiçbir sorunu çözmeyen, sadece kadınları dilenci konumuna getiren, diyelim ki kadın sığınma evleriyle sadece sorunları çözmeye çalışan yaklaşma bir tavırdı da. Yani o anlamda çok boyutlu düşünmemiz gerekiyor. Yani bu saldırının altında birçok gücün diyelim ki bu gelişmelerden duyduğu rahatsızlığın sonucu olduğunu söyleyebiliriz. Ama sonuç olarak ortaya çıkan tepkilerden de şunu görmek mümkün. Yani bu geri tepti. Daha da fazla geri tepecek. Nagihan'ın çalışmaları, ortaya çıkardıkları daha etkili bir şekilde devam ettirilecek. Onun anısına layık bir şekilde bizler de bu konuda elimizden ne gelirse yapacağız ve bu katliamın hesabını da birçok boyutuyla bu şekilde soracağız. Yani şu an dünyada yükselen bir kadın özgürlük dalgası var. Jina Amini ile başladı. Dünyada diyelim ki bu konuda bir yükseliş var. Nagihan'a dönük saldırıyı da bu tepkilerin bir devamı olarak sürdürmemiz gerekiyor. Çünkü şunu bilmeliyiz ki yani artık bunun geri dönüşü yok. Yani ya gerçekten bir kadın devrimi ile bu dünyayı değiştirmeliyiz ya da diyelim ki ortaya çıkacak olan faşizan gerçeklik değil sadece kadınlara, devrimcilere, ağaca, böceğe, hiçbir şeye yaşam hakkı tanımayacak yani. Dolayısıyla da bu dünyanın çok acil bir kadın devrimine ihtiyacı var. Nagihan'ın mücadelesi de bunun kilometre taşlarından birisi. Bu nedenle başta Kürdistanlı kadınlar, Türkiye'li kadınlar, Kürdistan'ın dört parçasındaki kadınlar yani bu konuda daha fazla çaba sahibi olmalılar. Bu konuda bir eleştiri de dile getirmek istiyorum. Yani özellikle de Bakure Kürdistan ve Türkiye'de feminist çevrelere de bir eleştiri olarak dile getirmek istiyorum. Yani Nagihan feminist harekete de çok büyük katkıları olan bir insan. Düşünceleriyle, eleştirileriyle ve çabasıyla bu konuda da gerçekten arayışları çok güçlüydü. Daha fazla sahiplenmenin olması gerekiyor. Eğer feminist hareket Nagihan'ı kendi değeri olarak görüp mücadelesine sahip çıkmazsa bu da onların
çok diyelim ki büyük bir zaafı olarak, yani kendi devrimci sorumluluklarına, sistem karşıtlığı konumlarına sahip çıkmamaları olarak açığa çıkar. Çünkü Nagihan'ın bu konuda arayışı da çok güçlüydü. Mesela kadın araştırmaları merkezlerinde öğrenci olarak da gidip katılmıştı. Yani feminist harekete de ilgisi, yoğunlaşması güçlüydü. O anlamda hem Türkiye Sol Hareketi'ndeki kadınlar hem feminist hareketteki kadınların da daha güçlü sahiplenmesi beklentimiz var. Yani onun anısına daha güçlü sahiplenmeleri gerekiyor. Kürdistan'da çok güzel tepkiler ortaya çıktı. Çok hızlı tepkiler ortaya çıktı. Bunları da sürdürmeliyiz. Yani Jina Amini ile başlayan dalga, Nagihan'a dönük saldırıda ortaya çıkan tepkilerle birleşip gerçekten de bu kadın düşmanı, toplum düşmanı, doğa düşmanı sisteme karşı sistemsel dönüşümü hedefleyen bir mücadeleye dönüştürmemiz gerekiyor. Son olarak da Jinoloji Akademisi adına bu çağrıyı yapabilirim.